Arkadaşlar merhaba, ben Müştü Hoca. Cumhuriyet dönemi eser özetleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3-4 video daha var aklımda arkadaşlar. Her videoda 6-7 eser olacak şekilde bir 3-4 video daha inşallah sizi bekliyor, haberiniz olsun. Hemen geçelim isterseniz dersimize. Mesih Paşa İmamını konuşacağız. Yazarımız Samiha Ayverdi. Kahramanlar Abdullah ve Halis Efendi. Mesih, Halis, Mesih, Halis. Biraz çağrışım yapsın. Bakın yazım özet kısmında biraz kötüleşmiş. Burada yazım biraz daha güzel. Şurada kötüleşmiş. Çünkü buraya önem vermiyorum. Yani hocam ya özeti aklına tutmayacaksın. Tutamayacaksın. Çünkü onlarca eserden bahsedeceğiz. Onlarca kitap bitireceksin. AYT, fulleten AYT, Edebiyat Soru Bankamı bitireceksin falan fistan. Şimdi bir sürü şey var. Doğal olarak hocam unutacaksın. Ana karakterler ve yazar, eser cepte kalırsa yeterli olacak. Yine de gelin isterseniz bir kulak aşinalığı olsun. Kısa bir özet yapalım. Zaten olay örgüsüne değiniyoruz sadece. Evet, baş karakterimiz İmam Halis Efendi. Mesih Paşa Camisi'nin imamı biliyorsunuz. Büyük oğlu Abdullah tıp fakültesi okuyor. Ama kendisini garpta doğmuş bir şarklı, batıda doğmuş bir doğulu olarak adlandırıyor. Çok babasının anlayışına uygun değil. Zahit hukuk fakültesi okuyor. Kızı hiç istemediği halde musiki dersleri alıyor. Babası hiç istemiyor. Oldukça kapalı bir anlayışı var babasının. Asla diyor müzik eğitimi alamazsın, ne işi var müzik eğitimiyle diyor. Kısacası çok da istediği gibi yetişmeyen 3 tane çocuğu var. Halis Efendi Balkan Savaşı sonrası gelen göçmen bir kıza sevdalanıyor. Öyle bir şey ki Halis Efendi bu göçmen kız nedeniyle şeyi karıştırıyor. Sureleri, duaları karıştırıyor. Namaz kıldırırken bir anda namaz da karışıyor falan. Sonra dönüp bakıyor falan, bu göçmen kızına vuruluyor, aşık oluyor. Bu aşk artık Halis Efendi'yi biraz daha etrafına olumlu bakan, biraz daha ılımlı bir bakış açısına sahip olmasını sağlayan bir karaktere büründürüyor. Yani eserimizde dediğimiz gibi Halis Efendi hani imam vardır, böyle çok dindardır, hafızdır diyelim mesela. Ama oğlu kızı hiç istediği gibi olmaz. Günümüzde bu tarz görüntüler, aile ilişkileri çok fazla biliyorsunuz. Çok da doğal olabilen şeyler bunlar. Bu romanda da hem onu işliyor hem de bir aşk etrafında Halis Efendi'nin nasıl da böyle güzel bir insana dönüştüğünü, her şeye artık olumlu bakmaya başladığını anlatıyor. Mesih Paşa İmamı okunmalı mı? Evet, sınavdan sonra, şimdi değil. Murtaza, yazarımız Orhan Kemal. Kahramanlar Murtaza ve Firdevs. Murtaza ve Firdevs aslında Yunanistan'da bir köyde yaşıyorlar. Oradan böyle 1920'de göç ediyorlar. Türkiye'ye göç ediyorlar. Bir köyde yaşıyorlar yine. Ekip biçiyorlar, tarlaları vesaireleri var. Şimdi Murtaza sıtmaya yakalanınca da, bir hastalığa yakalanınca da şehre taşınıyorlar. Tam 6 tane çocuğu var. Murtaza öyle işine aşık değil ki, uzun bir süre iş bulamıyor ama bir fabrikada çalışmaya başlıyor. Murtaza o kadar işine aşık bir adam ki müdür tarafından da çok seviliyor. Hani öyle tipler vardır ya. Böyle sen böyle kaytarırsın ama o hiç kaytarmaz. Çok düzgün bir tiptir, düzenlidir, dürüsttür, doğrudur. İşin hep zamanına gelir, zamanında yapar, her şeyi dört dörtlük yapar. Ve sevilir tabii müdür tarafından da. Aynen öyle bir tip. Arkadaşları tarafından da çok sevilmiyor. Bir gün kızı Firdevs'in uyuyakaldığını, çalışma sırasında uyuyakaldığını ve çalışmadığını, işi aksattığını görünce böyle saçından tutup fırlatıyor falan. İşte başından yaralanan Firdevs kızı bir süre sonra ölüyor. Romanın sonuna doğru böyle acı bir olayla da karşılaşıyoruz. Yani bir tarafta işkolik bir adam, göçmenler vesaireler, göçüşler falan, birçok olay da tabii ki dönemin Türkiye'sine de ufak ufak göndermeler yapıyor. O dönemi de anlatıyor ama ölümle de sonlanan bir roman karşınıza çıkıyor Murtaza'da. Peki hocam devam edelim. Ölmeye Yatmak, yazarımız Adalet Ağoğlu. Kahramanlar Aysel, Engin, Ömer. Bakın isimler biraz daha günümüze yaklaşıyor değil mi sanki? Yani 1973 biliyorsunuz Ölmeye Yatmak yılı, ama hani o yılda yazılmış ama yine de Aysel, Engin, Ömer biraz daha günümüze yaklaştı. İşte bilmem ne paşa, bilmem ne zade falan gibi ifadeler yok artık, onlardan sıyrılmışız. Biliyorsunuz numaralanmış, tam 13 bölümden oluşuyor Ölmeye Yatmak adlı eser. Ve biliyorsunuz Bir Düğün Gecesi, Hayır, Ölmeye Yatmak. Bu 3 eser Dar Zamanlar üçlemesi olarak da geçer. Bakın çok önemli bir bilgi aktardık, bunu tekrar edelim. Bir Düğün Gecesi, Hayır ve Ölmeye Yatmak. İşte bu 3 eser Dar Zamanlar üçlemesinin biliyorsunuz 3 eseri. Üçlemeler sorulabilir arkadaşlar. Geçen sene de yaptık vurguyu ama bu sene gelme ihtimalinin ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Adalet Ağoğlu eserinin Ölmeye Yatmak'ta neden sorulmasın? Dediğimiz gibi 13 bölümlük bir eser. Doçent Aysel bir otel odasında, Ankara'da bir otel odasında yatmaya, ölmeye yatıyor adeta. Yatmaya ölüyor diyecektim. Ölmeye yatmak mantığıyla 1,5 saatini bu otelde geçiriyor. Ciddi hesaplaşmalar yaşıyor tabii ki. Eserde ara bölümlerde Aysel'in doçentliğe kadar ki, Allah ben gitmişim arkadaşlar. Vallahi doçent möçentli ben gitmişim ya. Bu oruç
fena halde beni mahvetti, harcadı. Şu an çok enerjiyim aslında, çok bir şey hissetmiyorum ama zihin demek ki artık kendinde değil. Eserde ana bölümler var. Dedim ya 13 bölümden oluşuyor. Aysel'in çocukluğundan doçent oluşuna kadar ki süpersin hocam, doçenti doğru söyledin. Süreci anlatıyor. Bir buçuk iki saatlik bir dilim aslında romanın geçtiği dilim. Otelden en sonunda kalkıyor ve ölmekten vazgeçtiğini öğreniyoruz. Tam 2 saat kalıyor otelde yalnız, küçük de bir ayrıntı. Çok önemli olmamakla birlikte ilginç bir zamanlama da var roman tekniği olarak, değil mi? 1,5-2 saatlik bir dönemi anlatıyor koskoca eserinde. Cebinizde kalsın ölmeye yatmak. Doçent Aysel, doçentlik serüveni, değil mi? Ölmeye karar vermek, 1,5-2 saat içerisinde vazgeçmek, Ankara, otel odası, anahtar kelimeler lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Zaten çalışmaları böyle yapmalısınız unutmamak adına. Evet, yazarımız Peyami Safa, eserimiz Şimşek, kahramanlar Sacit, Müfit ve Pervin. Müfit ve Pervin evliler. Sacit yani Müfit'in dayısıyla birlikte bir köşkte yaşıyorlar. Dayıdır diyor, ya ne olacak, yanınızda kalsın diyor Müfit. Tamam diyorlar, üçü bir arada yaşıyorlar. Fakat Sacit yani Müfit'in dayısıyla Pervin arasında çok eskiden bir gönül ilişkisi olmuş. Müfit bazı şeyleri seziyor tabii köşkte ama çok çaktırmıyor. Dayısıdır diyor, yapmaz öyle şey diyor, öyle bir şey yoktur diyor. Hep böyle sineye çekiyor ama... Artık aralarındaki ilişkiyi aleni bir şekilde hissettikten sonra köşkten ayrılmaya karar veriyor Pervin'le birlikte. Pervin istemiyor tabii, kabul etmiyor, yaşantıdan kopmak istemiyor. Ne yapıyor? Bir mektup bırakarak ayrılıyor oradan. Bir gece köşkte Sacit ile Pervin'i görüyor Müfit. Tabii olaylar gelişiyor, hastalıklar vesaireler oluyor falan fistan. Yani olay örgüsünü anlatıyorum şu an. Çok kopuk gelmesin size. Bir gece köşkte Sacit ile Pervin'i bir arada görünce Müfit ve Sacit boğuşması gerçekleşiyor ve boğuşma sonrası ikisinin de öldüğünü gören Pervin akli dengesini yitiriyor. Romanın sonunda gözlem altına alınan bir Pervin'den bahsedeceğiz. Yani Müfit, Pervin, Sacit, ilişki, sonrasında akli dengesini yitirme, mektup, köşk. Bu tarz kavramlar Şimşek romanını lütfen size hatırlatsın diyoruz. Peki, Ölü Erkek Kuşlarla son vereceğiz. Hocam nereden çıktı bu eser bilmem. İçimize doğdu. Geçen sene Sevgili Arsız Ölüm'ün Latife Tekin'in içimize doğduğu gibi. Ama tekrar ediyorum, ölmeye yatmak bu sene banko olabilir. Ha yine de çok alakası olacak dönemle ama Refik Alitkaray. Bu dönemde ben Refik Alitkaray'ın bu sene sınavda Refik Alitkaray'ın merkeze alınacağını düşünüyorum. Bunu lütfen not edin. Altına da RB yazın lütfen. Rüştü Bayındır olsun. İmzamızı da atalım altına. Refik Alitkaray'ın bu sene merkezde olacağına inanıyorum sınavda. Gerek eserleriyle gerek karakteriyle, eser tür eşleştirmesinde olabilir. Seçenekte gelebilir. Refik Alitkaray'a lütfen dikkat. Ölü Erkek Kuşlar, dön hocam konuya, uzatma. Yazarımız İnci Aral, kahramanlar Ayhan, Suna ve Onur. Çok ara bir eser, o yüzden genel bir değerlendirme yapacağız. Bu eserde Ayhan, Suna ve Onur arasındaki aşk üçgeni Türkiye'nin yakın geçmişiyle yoğrularak anlatılıyor. Kadın duyarlılığı ve kadın kimliği burada ön plana çıkarılacak, irdelenecek ve gündeme oturtulacak. Peki, saygı duyuyoruz İnci Aral'a ve Ölü Erkek Kuşlar özetiyle, kısa bir değerlendirmesiyle bu videoya son veriyoruz. Bir sonraki videomuzda yine bir 6-7 tane Cumhuriyet dönemi eseri göreceksiniz. Bunu bir 3-4 defa daha yapıp, belki 2-3 diyelim haydi buna, yapıp sonrasında bakalım flash videolar, flash şeyler bizi bekliyor olacak, neler olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.